Futbolu konuşalım. En güzeli o. Biz de onu istiyoruz zaten bir şey. Tabii. Yalnız şunu unutma. Yani Icardi'nin açıklamalarını getirebilirsek ben onun üzerine devam edelim. Defalarca dedik ki kulüp başkanları siyasetçi gibi kulübü yönetmemeli. Kulüp futbol kulüp başkanı gibi yönetmeli. Siz hiç bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce yaşımız eriyor kardeşim. Taraftarların bu kadar birbirine düştüğünü hiç gördünüz mü ya? Yok. Ben hatırlamıyorum hocam. Maalesef abi çok gergin bir dönemden geçiyoruz. O yüzden bir sahanın içerisine dönelim. Futbolun güzelliklerini de konuşalım. Eğer açıklama yaparsa bunlar olur yani. Onun için onlar da bir kendine çeki düzen vermesi lazım. Evren abi, Icardi'nin bir açıklaması var. Hemen hemen her maçta aynı şeyi yaşıyorum. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Bana karşı sert oynamak serbest halde herhalde. Bu kadar da olmaz. Her karşılaşmada verilmeyen en az bir penaltı oluyor ama ne hakemler görüyor ne de VAR'da bu görünüyor. Bana karşı hakemler iyi niyetli değiller diyor. Icardi futbolumuzun en güzel örneklerinden bir tanesi. Hakikaten geldiği günden beri de sağ içi sağ dışıyla bize çok şey katan isimlerden bir tanesi ama hakemler beni kollamadığı gibi VAR'da da görülmüyor diyor. Ben yani tabiri caizse dayak yiyorum diyor sahada. Ne dersin Icardi? Hani yıldız sporcuların korunmasına ilişkin bir şey vardı ya. Cristiano Ronaldo çok isyan ediyordu. Messi isyan ediyordu La Liga'dan. Icardi hakikaten Icardi'ye yapılan darbeler göz ardı ediliyor mu abi? Şu var. Birincisi böyle bir açıklama yapması mümkün yaptı. Değil. Yok. Canlı olarak dinlemem lazım onu. Bir yani, rejide ben bizim ekibe de sorayım yok, ama. Şöyle gazetenin biri yazmış ama ben bunu canlı dinlemedim. Çünkü Icardi bugüne kadar hiç böyle bir açıklama yapmadı. Gazete bunu yazıyorsa. Bunu negatif mi bulursun böyle bir açıklamayı? Yok yani. Yapmış bu, olsa. Yapmış olsa böyle bir şey o tepkisini dile getirebilir. Çok tekme bir oyuncu bunu söyleyebilir. Yani bundan doğal bir şey yok. Ama evet. Hiçbir oyuncunun özelliği yok sahada. Yani Icardi yıldız bir golcü olabilir ama ona yapılanlar da ortada. Yani neden bunu söyledi? Çok tekme atıldığı için, penaltı pozisyonu verilmediği için. Biliyorsun şurası gitti, orası gitti. Adamın her tarafı gitti. Yani ayak bileğine tekme attılar. O pozisyon penaltıydı mesela verilmedi falan. Yani adam sonuçta uzak kaldı yani. Takımdan da uzak kaldı. Ha, böyle bir açıklama yapabilir ama ben canlı olarak duymadan böyle bir açıklama yaptığını düşünmüyorum. Ha, kendi de bir şu an bir şey demedi ben böyle bir açıklama peki, yapmadım. Yapmadım demedi. Tekzip etmedi aynı yönelik. Peki hakikaten Icardi'nin saha içerisinde abi bu tür zor anlar yaşadığını düşünüyor musun yoksa? Yani objektif bir göz ya da bir eski futbolcu gözüyle bakarsan. Şöyle Icardi şu an fizik olarak zayıfladı. İyi durumda ama fiziko fit değil. Şimdi zayıflamak ayrı bir şey. Geçen ya Fenerbahçe konuştum. Maçında bir darbe yediğini hatırlıyoruz. Geçen gün bir maçta yine penaltı iddiası oldu. Bak, oyuncunun darbe yemesi ayağına bileğine böyle pozisyonlar da olabilir. Ama devamlı yüze yemesi, devamlı dirsek yemesi, kafası arkadan yemesi, önden yemesi normal bir durum değil. Adamda ne oluyor diyordur yani. Bir de hadi onu geçelim. Darbe oldu diyelim. Pozisyonlarda mesela penaltı pozisyonlarında adam yumrukla onunla bunda indiriyorlar. Penaltı verilmiyor. O da ona şaşırıyor. Koldan çekiyorlar, yanaktan çekiyorlar. Olabilir yani bunlar. Adam da ona tepki vermiş. Her futbolcu bunu yapabilir. Yanaktan çekmek normal mi abi? Yani her tarafta değil işte. Ya Bişar, bak buyur Okan abi. Bir şey söylüyor. Bak şimdi lafını bölüm hocam kusura bakmayın. Yaş sıralamasına doğru gidiyoruz ya. Yok sıkıntı yok oradan da devam edelim. Bazen araya giriyorum hakkınızı helal edin. İstediğin zaman araya gir abi. Şimdi bak Bişar, Icardi dünya çapında iyi bir oyuncu, yıldız bir oyuncu değil mi? Bilinen, tanınan bir oyuncu, popülerizmi olan bir oyuncu. Şimdi biz Anadolu takımlarında oynadığımız zaman Ümit Özat veyahut Evren Turan, Icardi, örnek mesela Sergen, işte Talisca tarzı oyuncular oldu mu abi bir hafta önceden kampa gireriz. Futbol temaslı oyundur kardeşim. Futbolda sertlik olacak, mücadele olacak, ısıracaksın. Önemli olan art niyet olmaması. Zaten bazen futbolcuya sertlikle, mücadeleyle bezdirip onun performansını düşürmeye çalışıyorsun. Biz haftalar önce bu tarz oyunculara karşı motive oluyorduk. Yani defans oyuncusu olarak, stoperler olarak ısıracaksın kardeşim. Yani Icardi böyle bir açıklama yaptıysa Türk futbolu zaten kaos futbolu. Galatasaray nerede oynuyor? Üçüncü bölgede oynuyor. Dar alanda. Mecbur orada dar alanda o temaslı oyunla karşılaşmak zorunda kalıyor. Karşılaşmak zorunda kalıyor. Bunlarla bilmiyorum böyle bir Evren abi şimdi öyle bir şey söyledi ki tereddütte kaldım. Acaba yaptı mı yapmadı? Yaptıysa ki eğer ki benim yorumum bu şekilde. Ha, futbol kusura bakmayacak kimse. Isıracaksın tabii. Buyur geç demeyeceksin kardeşim. Yani. Buyur geç demeyeceksin kardeşim. Yumruk değil yani oluyor. Ben bak şimdi sen benim söylemek istediğimi farklı yere çekiyorsun. Yok, bak dirsek, ben diyorum oluyor abi. Şimdi futbolun içinde sana. Dirsekte kalkıyor da az önce bir şey dedim kaçırdın. Art niyetle eğer ki vuruyorlarsa dirsek atıyorlarsa o ayrı bir şey diyorum bak. Ama futbolun içinde olan unsurlar kusura bakma. Biz de çok dayak yedik. Ben de kanat forvet oynadığım zamanlar Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, işte Beşiktaş'a veyahut da Beşiktaş'ta oynayıp Anadolu takımlarına karşı biz de birçok kez karşılaştık. Ama yani bu tür olayların bilmiyorum daha da çok önüne... Bir de Icardi. Geçen seneki Icardi ile bu seneki Icardi arasında çok fark var. Geçen seneki Icardi... Ne gibi abi? Abi geçen sene Icardi sahada vardı. Bu sene doğru düzgün sahada yok ki.
Yani daha performans olarak yok. Nasıl olsun, dövüyorlar yani, adamı sahaya yani, çıkamamış. O da onu işte diyor, ben diyor performans. Sen Icardi'ysen o zaman buralarda oynamak istiyorsan eğer ki bunlarla karşılaşacaksan, sahaya çıkacaksan performansını göstereceksin. Nasıl olacak diye bir şey yok. Orada o zaman gideceksin başka ülkede oynayacaksın. Gideceksin abi, yumuşak ülkeler var ya, topla baskı yok, bir şey yok, anladın mı? Ona geleceğiz, gol yani kurallarına geleceğiz. Yani onu söylemek istiyorum. Burada bu ülkede kardeşim, hocam çok güzel bir şey söylüyor. Kaos futboluyla karşı karşıya geliyorsun. Isıracak adamlar. Normal yani diyorsun. Ya tabii ki de normal. Yumruk atacak, kapatın gözünü. Yok, yumruk değil, sertlik normal diyorum. Sen abi, fark yere çekmeye çalışıyorsun. Ama burada adama normal sertlik yok ki abi, diyorum ben sana. Abi sertlik sahanın içinde Abu Bakar kafasına, da yaşıyor. Kafasına gözüne kırıyor. Ceko da yaşıyor. Burası kırılmış. Tadiç de yaşıyor. Taliska da yaşıyor. Herkes yaşıyor. Gezer adamın bileğini kırdı neredeyse. Penaltı verilmedi. Adam bir ay top oynayamadı. Bilerek yapmadı ama. Bilerek değil. Hadi o ayrı bir konu. Öbür adamların yaptığı, adam konuştuysa ona tepki vermiştir. Veya ona da onu bırak. Niye bu pozisyonlara penaltı verilmiyor demiştir. Fenerbahçe maçında olan olayı. Bunu diyebilir yani. Ama ben böyle bir konuşma yaptığını düşünmüyorum. Yani yapabilirdi ama. Yaptıysa da o da kendi tercihi. Ümit abi sen ne diyorsun? Icardi dövülüyor mu? Ceko'yu da katabiliriz buna. Ceko'ya da çok sert. Dün Semih'e neler yapıldı abi? Futbolun ağzını açtı şey mı Semih? Bir dakika hocam. Dün lafını, dün Semih'e neler yaptı? Ağzını açtı mı çocuk? Çıktı konu. 18 yaşında çocuk ya. Yüzüne, ayağına, arkasına, tamam, çenesine, şey her yerine darbe yiyor. Ya bunlar olan şeyler. Şimdi, karşılaşacağım bunlarla kardeşim. Abi. Icardi yeni. Ya, Icardi tamam. Premier Lig'de oynasa ne yapacaktı? Evet. He? Ayak çalışmayınca çene çalışır. Bravo. Bu iş böyledir kardeşim. Tamam mı? Bu 11 maçtır bir gol atamayan adamın eğer bu açıklamaları yaptıysa kulüpten de bir yalanlama gelmedi. Kendinden de böyle bir yalanlama gelmedi. Herhalde böyle bir şey söyledi ki. Bu neye benziyor? Net bir şekilde. Formsuz olduğunu bildiği için. Haftalardır söylüyor zaten. Bu onun bir bahanesi. Başka bir şey değil. Geçmişte gol, yani aynı pozisyonda oynayıp gol atamadığı zaman bu tarz bahanelere sığınan birçok oyuncu var. Sen bu ligde oynuyorsun, bu ligi biliyorsun. Geçen sene sana bundan farklı bir savunma yapmadılar ki. Veyahut da ilk defa faulü verilmeyen adam sen değilsin. Şunu desenlerim, hakemler futbolu bilmiyor. Ben Türkiye Ligi'ni tanıdım. Hakemler futbolu iyi bilmiyorlar dese buna saygı duyarım. Bana karşı art niyetler lafına hiç saygı duymam. Çünkü bireysel kimse kimseye art niyetli olmaz. Yok, art niyetli olmaz. Ondan dolayı zaten böyle bir açıklama yapmamışım. Niye art niyetli olsun ki? Hayır, yaptıysa ama öyle diyor ya. Bana karşı diyor art niyetler diyor. Yaptıysa üzerinden konuşuyor. Hakemler onun üzerinden yapıyor. Hakemler demek. Tamam, ben de hakemler dedim abi. Tamam hakemler. Hakemler dedi. Hakemler kim? Yorumcular. Tamam, hakemler olabilir yani. Olamaz abi, hakem niye Icardi'ye karşı art niyetli olsun? Ne alıp veremedi olacak? Niye vermedi Fenerbahçe penaltı o zaman? Ya abi onun gibi penaltısı verilmeyen bir sürü takım var. Dün Trabzon'un penaltısı niye verilmedi? Tamam. O zaman şöyle ama bir şey yapalım Eren abi, bak müsaade. Hayır tamam, şöyle bir şey diyelim mi? İndirirse penaltı ama... Hani bizde hep şeytanın avukatlığı yapılır ya. Acaba Ercek kardeşler Trabzon'dan gönderildiği için mi Arda kardeşler penaltıyı vermedi? Mi diyelim? Ya o yani hep şeytanın avukatlığını yaparsan işin altında çok iş çıkar. Yani Icardi...